Çalışmamızı önce SyncMaster programında açıp etrafına cross koyacağız. Bu sayede plotter cihazında kesim yapabileceğiz. Çalışmamızı açıyoruz. Şöyle sürükleyip bıraktık. Buradan önce etrafına kesim kontürü vereceğiz. Sonra baskı için cross alacağız. Crosslarımızı bu şekilde. Şimdi crosslu şekilde kaydediyoruz. Sticker. Şimdi baskı görselimizi bu şekilde kesim crosslarıyla birlikte sublimasyon transfer kağıdına çıktı alacağız. Sonrasında ise sublimasyon sticker üzerine transfer baskı işlemi yapacağız. Açıyoruz. Özelliklerden Epson mat standart ayarda. Baskımızı gönderiyoruz. Burada gerçek boyut olması lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sublite'nin tekstil için vision olan, yani hızlı kuruyan kağıdını kullanıyoruz. Evet. Beyaz ve şeffaf sublimasyon sticker kağıdımız bu şekilde. Aldığımız baskı A4 ebatında bu şekilde sticker'ımızın üzerine bantlayıp pres üzerinde baskı yapacağız. Kağıttaki transferimiz, kağıttaki baskımız böylelikle sticker'ın üzerine geçecek. Sonrasında plotter cihazıyla keserek etiket haline getirip burada gösterdiğimiz örnekler üzerinde uygulama yapacağız. Şimdi baskı işlemine geçelim. Sublimasyon kağıda aldığımız baskıyı sticker, şeffaf sticker kağıdımız üzerine bantla yapıştırdık. Ve şimdi 180 derecede 50 saniye baskı işlemi yapacağız. Teflon koruyucumuzu üstüne yerleştirdim ve presliyorum. 50 saniye sonra baskımızı çıkaracağız. Evet, şimdi baskı sonucumuza bakalım. Evet, sticker baskımız bu şekilde. Gayet canlı ve net. Şimdi bunu etiket kesim makinesinde keserek uygulama işlemi yapacağız. Kesim için start diyorum. Şu an inkjet fotoğraf kağıdının kesimini yapıyoruz. Bunu inkjet yazıcıdan çıktı aldık. İnkjet sticker kağıda aldığımız baskıyı tabağın göbeğine yapıştıracağız.
şişe üzerine baskı uygulaması. Thank you.